doğduğumuz zaman belli bir ailenin içine doğuyoruz ve yakın ilişkiler biz doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Bu genelde anne ve baba oluyor. Ve o yakın ilişkilerde, başladığımız yakın ilişkilerde biz bir şeyleri öğreniyoruz. Nasıl sevilmeyi, nasıl sevmeyi, nasıl güvenmeyi, nasıl anlamayı, nasıl anlaşılmayı ve bunun gibi birçok şeyi öğreniyoruz. Şimdi ve bunları öğrenirken bir kısım farkında olmadan, bir kısım farkında olarak öğreniyoruz. Ve bunlar bizim aslında ilişkilere bakış açımızı, ilişkilere dair inançlarımızı, algılarımızı oluşturan şeyler oluyor. Şimdi biz büyürken de çocukluk, ergenlik, genç erişkinlik, yetişkinlik döneminde büyürken de bunlar bizimle gelmeye devam ediyor. Ha o ergenlik, genç erişkinlik, yetişkinlik dönemlerinde başka deneyimler de tabii ki ediniyoruz. Ve o bizim çocukluk döneminde edindiğimiz jargon birazcık daha genişliyor ama gitmiyor bir yere. Ve dolayısıyla bütün hepsiyle beraber biz yetişkinlik döneminde ilişkilere bakmaya başlıyoruz. O çocukluk döneminde edindiğimiz jargon her neyse, inançlar, algılar, düşünceler, duygular, yetişkinlik döneminde de biz onları arıyoruz aslında. Farkında olarak ya da olmayarak. Çünkü çocukluk döneminde yani anne ile kurulan ve baba ile kurulan, özellikle de anne ile bakım veren kişi çünkü genelde anne oluyor. Bakım veren kişi diyeyim ben, onu da anne olarak tanımlamış olayım. Anne ile kurulan ilişkide davranışsal paternlerde neleri deneyimliyorsa kişi devamında da aslında onu arıyor olabiliyor. Çünkü neden? Hani çocuk şöyle kodluyor. Eğer ben dağıtırsam burayı nasıl olsa annem toplayacak. Eğer ben zaten yanlış bir şey yaparsam nasıl olsa annem beni kurtaracak. Gibi bir kodlamaya sahip oluyor. Şimdi yetişkinlik dönemine geldiği zaman da partneriyle beraber, bir kadın partneriyle beraber. Şimdi çocuk ilk kadın yakın ilişki kurduğu kişi annesiydi. Onu kodladı. Şimdi yetişkinliğe geldi. Yakın ilişkide olduğu kadından da aslında aynı şeyleri bekliyor olacak. Ya da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri. Eğer ben yanlış bir şey yaparsam nasıl olsa partnerim beni kurtaracak. Eğer ben odayı dağıtırsam nasıl olsa partnerim bunu toparlayacak. Şimdi eğer çünkü çocukluk döneminde annesi öyle yaptığı zaman şöyle şuna inanıyordu. Annem beni seviyor çünkü. Annem bana değer veriyor çünkü. Annem için önemliyim ben çünkü. Hop yetişkinliğe geldik. Partnerinden bunu bekliyor çünkü ben değerliyim, ben önemliyim, beni seviyor. Mesajlarını doyurabilmek için. Ve fakat partneri bunları yapmadığı zaman yapmayabilir. Çünkü partnerinin de bambaşka bir geçmişi var. Bambaşka bir jargonu var. Onun sevgi lisanı böyle olmayabilir. Şimdi o zaman erkek tarafında şöyle algılanıyor. Eğer ben bunu tam olarak yapmıyorsa, eğer ben bir yanlış yaptığım zaman partnerim benim arkamı toplamıyorsa beni sevmiyor. Bana değer vermiyor. Beni önemsemiyor. Ama kadın tarafına baktığımızda onun lisanında da örneğin arkasını toplamak değildir de beraber oturup film seyretmek onun sevgi diline tekabül ediyor olabilir. Ama bu demek değildir ki o ona değer vermiyor. Kadın erkeğe değer vermiyor, sevmiyor. Şimdi bu iki lisanı çok iyi ayırt etmek gerekiyor bu noktada. Yani erkek demeli ki okey benim böyle bir lisanım vardı ama benim eşimin, partnerimin de başka bir lisanı var. O yüzden onun lisanında televizyonda film seyretmek beraber beni sevdiğini gösteriyor zaten. Ne kabul etmesi, daha doğrusu önce bir anlaması, idrak etmesi, sonra da kabul etmesi gerekiyor. Her iki taraf için de geçerli tabii ki bu. Şimdi burada çok önemli iki tane faktörden bahsediyorsunuz. Bir tanesi sosyal medya, bir tanesi ilişkilerin hızlı başlayıp hızlı tükenmesi. Şimdi ben önce hızlı başlayıp hızlı tükenen ilişkilerden başlamak isterim burada. Çünkü oradan da sosyal medyaya bağlayacağım. Şimdi bir kere bir ilişkiye başlarken hepimizin bazı ihtiyaçları var. Bunlar sevmek, sevilmek, güven duymak, anlamak, anlaşılmak, ait hissetmek, özgür hissetmek, bağlantıda hissetmek. Ve herkes bu özlemlerini doyurmaya çalışıyor. Belli sebeplerden. Kaşı güzel, gözü güzel, aklı güzel, yüreği güzel. Bir araya geliyor insanlar ve birlikte olmaya başlıyorlar.
Dolayısıyla orada özlemleriyle aslında o ihtiyaçlarıyla temasa geçtikleri kişiyi seçiyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak. Şimdi hal böyle olunca da orada onların farkında da çok tabii ki insanlar olmuyor ilişkinin ilk başında. Duygular çok yüksek oluyor. Duygular çok yüksek olduğu zaman daha özgüvenli hissediyor. Daha her şey yapılabilir. Biz bunu da hallederiz, bunu da yaparım. Aman o kadar önemli değil. O su var ama o kadar önemli değil deniliyor. Çünkü nöropsikolojik çalışmalar da bunu göstermiştir ki duygular yüksek olduğu zaman bu aşk gibi, korku gibi beynimizin bazı kısımlarında aktivasyon azalıyor. Tam da o noktada aslında kişinin iki şeye ihtiyacı var. Bir tanesi kendisini tanımaya, ne istiyorum, ne istemiyorum, neye okeyim, neye okey değilim. Bir diğeri de ötekini tanımak için gönüllü olmaya. Çünkü bir ilişki inşa ediliyor. Bir üçüncü kişi olarak düşünürsek eğer ilişkiyi, inşa edilen bir şey oluyor. Ve emek olmadan ekmek yok. Hiçbir şeyde. O yüzden o inşaatı yaparken de iki tarafın da buna gönüllü olmaya ihtiyacı var. Ve iki tarafın da sorumluluğu almaya ihtiyacı var. Eğer bunu yapmıyorlarsa ilişkiler hızlı bitiyor. Herkesin kendine has özellikleri var. Ve herkesin kendine has lisanı var. Sevgi lisanı, konuşma lisanı, bir iletişim kurma lisanı, hepsi birbirinden farklı ve birbirine özgü, kendine özgü olan şeyler. Şimdi önce bunu bir kere akılda tutmak gerekiyor. Yani 5 tane insan aynı olabilir insanın zihninde. Öyle davrandı, o da öyle davrandı, o da öyle davrandı. Peki ama bu yine onların biricik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir ötekinin de biricikliğini akılda tutmakta fayda var. Ve ister onlar ne kadar biricik olursa olsun kişi kendi algı biçimini eğer fark etmiyorsa ve kendi algısını değiştirme yolunda bir şeye gitmiyorsa o zaman herkesi zaten aynı algılamaya devam edecek. Çünkü bizdeki zihin aynı zihin. A, B, C, D kişileriyle beraber olan zihin aynı zihin. Aynı kişi aslında genel olarak. O zaman aynı zihinle düşünmeye başlarsa kişi, herkesi, o zaman yine aynı şeyi görmeye devam edebilir. Ama eğer kendi algılarını, kendi yargılarını, kendi inançlarını mercek altına alır ve neler olduğunu daha iyi anlayabilirse, o zaman o paletini daha da genişletebilir ve kişilerin kendi biricikliğini de daha rahat görebilir. O uzun süre ilişki, hani ilişkinin ilk zamanları, aşık oluyorlar kişiler birbirlerinin ilk zamanları, duygular yüksek. Bazı şeyleri biz kotarırız, hallederiz. Fakat o duygular birazcık daha aşağı indiği zaman hop problemler ortaya çıkıveriyor. Bir de aynı şeyi dediğiniz gibi evlendiklerinde yaşıyor insanlar. Çünkü neden? Sistem değişiyor. İki kişi, birbirini seven iki kişi, belli bir düzeyde anlaşan, birbirine ilgi veren, emek veren iki kişi başka bir düzleme geçiyor artık. Şimdi orada başka sorumluluklar da geliyor ilişkinin içerisine. Artık çünkü bir kadın bir ailenin de gelini oluyor. Bir adam bir ailenin de damadı oluyor. Ve birbirine karı koca oluyorlar, birbirlerine eş oluyorlar, hayat arkadaşı oluyorlar. Şimdi burada sorumluluklar farklılaşıyor, şekil değiştiriyor. Problemler hep olacak ama problemleri çözebilecekler. Şimdi ilişkiyi ve evliliği biz üçüncü kişi olarak eğer tanımlarsak, bir tarafı kadın ve erkek de iki kişi olarak birer birey olarak tanımlarsak eğer, şimdi bu iki birey kendi özgür iradeleriyle zaten bir araya gelip birbirlerini sevip bu üçüncü kişiyi yani evliliği oluşturmaya karar vermişler. Ve bunların bireysellikleri olmazsa bu evlilik de olmayacaktı üçüncü kişi olarak, öyle değil mi? Şimdi o zaman o ilişkiye ve evliliğe duygusal olarak, zihinsel olarak verilen yatırım çok kıymetli onun devam edebilmesi için. Ama aynı zamanda burada şunu unutmamak lazım. Kişiler aynı zamanda da birer birey ve onların kendilerine ait bir alanları var. Zihinsel alanları, fiziksel alanları var. Dolayısıyla bireyin önce kendisini doyurmaya ihtiyacı var ki
o üçüncü kişiyi, yani ilişkiyi doyurabilsin. Burada şunu kastetmiyorum. İstediğini yapar, özgür bir şekilde davranır, hiç diğerini umursamaz. Hayır, onu demiyorum. Çünkü o ilişkide bir bağlılık var, bir sevgi var, bir sürü şey var. Sevgi var, bağlılık var, güven var. Bunlara zarar vermeden ama da kişi kendisini bireysel olarak doyurarak, örneğin film seyretmek olabilir, kitap okumak olabilir, arkadaşlarla sosyalleşmek olabilir, kız kıza buluşmalar olabilir, erkek erkeğe buluşmalar olabilir. Ya da başka arkadaş gruplarıyla ya da başka sosyalleşmek, her neyse, kişiye ne iyi geliyorsa bunları da ilişkiye dahil etmekte çok fayda var. Ve iki kişinin, tarafların da birbirini bu konuda kısıtlamaması, eğer bir diğeri ötekinden bağımsız bir şey yapıyorsa bu onu hala hiç sevmiyor, ona değer vermiyor anlamında değil. Aksine onu çok sevdiği için ve ilişkiye yatırım yaptığı için aslında önce kendisini beslemeye ihtiyaç duyup bunun için adımlar atmalarında fayda var. Bir çift anne baba olmaya karar vermeden önce o ilişkilerini bir mercek altına alıp o ilişkilerinde, ikili ilişkilerinde dışarıdan bir üçüncüye ne kadar yer var, bir kere onu bir tespit etmelerinde fayda var. Ne demek istiyorum burada? O çift kendi romantik ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde ne kadar güven, sevgi, saygı, anlayış, paylaşım, yakınlık unsurlarına ne kadar düzeyde yer veriyorlar? Eğer bunlar hepsine %100 olmasına gerek yok ama ortalama düzeylerde yüksek geliyorsa iki taraf içinde, okey, o zaman dışarıdan bir üçüncüyü artık evlerine ve ilişkilerine davet edebilirler. Öncelikle birbirini, kişilerin birbirini gönül rızasıyla dinlemeye davet ederim ve bunu tavsiye ederim. Ve kişiyi onun lisanıyla anlamaya, kişiyi onun öncelikleriyle, onun sevdikleriyle, onun sevmedikleriyle anlamaya davet ederim. Ve sonra tabii ki bu karşılıklı. Öteki öteki için, diğeri diğeri için ve de kişinin kendisi için de yapmasını tavsiye ederim. Ve ilişkiye yapılan yatırım, duygusal yatırımı ayaklandırmak için, canlandırmak için birbirlerine sevgi, saygı, paylaşım, yakınlık, hissedebilecekleri her neyse onların lisanında, her neyse bunları kendi gündelik hayatlarına katmalarını ve belki de daha da arttırmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü kişinin her zaman sevildiğini hissetmeye, değer gördüğünü hissetmeye, güvende olduğunu hissetmeye, anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı var. Çok 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 büyük şeyler yapmaya gerek yok. Ama o kişinin lisanında değer verilmek neyse eğer, onları kendi jargonlarına katarlarsa eğer, o heyecan hep devam eder.